Merhaba, herkese iyi günler. Bu geçtiğimiz günlerde bir haber doğrulama platformu olan teyit.org'un ürettiği içeriklerin İstanbul toplu taşıma araçlarında bulunan Modyo TV ekranlarında göstereceğinin haberini almıştık. Ancak bu proje internette dolaşıma giren birçok haberden sonra iptal oldu. Projenin iptal olmasının sebeplerini, teyit.org'un bu projeyle ne amaçladığını ve bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğini teyit.org'un kurucusu Mehmet Atakan Foça ile konuşacağız. Atakan Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle teyit.org ve Modyo işbirliği nasıl başlamıştı? Bize bu işbirliğin ayrıntılarını anlatır mısınız? Tabii. Biz bundan birkaç ay önce Modyo TV'nin kapısını çalarak aslında ürettiğimiz içerikleri, özellikle şehir efsanelerini ve insanların internette karşılaştıkları bilgiyle nasıl mücadele edebileceklerini, bu bilgileri nasıl doğrulayabileceklerini öğretecek teyit ipuçlarını Modyo TV ekranlarında vermek istediğimizi, birçok insana bu sayede ulaşabileceğimizi söyledik. Modyo TV'de gayet iyi niyetli ve sıcak bir yaklaşımla bizi karşıladı ve bunun olabilitesi üzerine görüşmeler yaptık, içerikler hazırladık, kendilerine sunduk ve belli bir sözleşme karşılığında bunu Modyo TV ekranlarından yayınlayabileceğimizi anlaştık. İşte bu işbirliği aslında 1 Aralık itibariyle Modyo TV ekranlarına koyduğumuz ilk 1 dakikalık içerikle başlamıştı. Ancak çok uzun sürmedi. 4 gün sonra dün itibariyle yayınlar son buldu. Peki neyi amaçlamıştınız bu projeyle ve neden iptal oldu? Siz mi geri çekildiniz yoksa Modyo mu kaldırdı içerikleri? Şöyle, bizim amacımız aslında her zaman teyit.org'u ilk kurduğumuz günden beri söylediğimiz farklı mahallelere, farklı yankı fanuslarına, yani sadece kendi sesini, yankısını duyan insanların oluşturduğu bubble'lardan, havuzlardan, akvaryumlardan çıkararak herkese ulaştırabilmek, herkesin yanlışını aslında teyit.org'da yayınlayabilmek. Bunu her zaman yayınladığımız çevirilerle, yazdığımız içgörü yazılarıyla paylaştık. Ancak biliyorsunuz biz sosyal medyada yayın yapan, internet sitesinde yayın yapan bir kuruluşuz. Ve aldığımız istatistikler, gördüğümüz veriler, Konda'nın örneğin seçim döneminde yayınladığı bazı araştırmalar gösterdi ki aslında insanların çok büyük bir kısmı hala haberi örneğin televizyondan alıyor ya da bilgiye erişme konusunda internetle olan ilişkisi çok güçlü değil. Buna rağmen yine de WhatsApp grupları ya da Facebook kapalı grupları gibi yükselişe geçen belli mecralar var ve bu mecralara girmekte epey zorluk çekiyoruz. İnternette karşılaştıkları bilginin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu insanlara anlatma konusunda ya da insanların karşılaştıkları bilgiyi nasıl sorgulayacak konusunda onlara ellerini güçlendirecek bazı araçlar sunmaya çalışıyoruz. Aslında Modyo işbirliği de bu stratejinin uzun soluklu yaklaşımın bir parçasıydı. En azından insanlar metroda giderlerken ya da metrobüse bindiklerinde kalmak zorunda kaldıkları bir ekranda onları internette karşılaştıkları bilginin doğru olmayabileceği mesajını iletebilmekti. Biliyorsunuz zaten çok fazla bununla alakalı haber de çıktı. Birçok ülkede WhatsApp gruplarında yayılan yanlış bilgiler üzerinden insanların öldürüldüğü, lince uğradığı sonuçları gördük. Biz Türkiye'de böyle bir kutuplaşmış bir toplumda bunların yaşanmaması için mümkünse insanların internette karşılaştıkları bilginin ya da WhatsApp gruplarından kendilerine gönderilen bilginin doğru olduğunu kendi sesimizi onlara daha fazla duyurmaya çaba sarf ettik. Modyo TV'de dediğim gibi aslında günde 4 milyon insanın kullandığı toplu taşıma araçlarında bunun için en iyi yöntemlerden biriydi. Ancak bu işbirliğinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapıldığına dair yanlış bir bilgi atıldı ortaya bazı haberciler tarafından. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları da bizim ihale aldığımızı ya da işte belediyeden parsa kaptığımızı ya da işte belli kesimlerin sözcülüğünü yapacağımızı iddia ettiler komik bir şekilde. Daha sonra bu tepkiler büyüyünce aslında anlaşmanın devam etmemesi üzerine bir karşı taraftan bir inisiyatif kullanıldı ve sözleşmemiz şu an itibariyle geçerli. Bizim amacımız buydu ama dediğim gibi bunun bugün gerçekleşmemiş olması başka bir zamanda farklı mecraları kullanarak gerçekleştirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Biz mümkün olduğunca insanları yanlış bilgi konusunda uyarmaya ve onların ellerini güçlendirmeye devam edecek içerikleri medium'un ne olduğu fark etmeksizin ve mecraya özgü içeriklerle yapmaya devam edeceğiz. Bugün biliyorsunuz hepimiz kullanıyoruz Facebook, Twitter, YouTube.
Instagram. Her platformun kendine özgü bir kitlesi var. Her platformun dinleyicisi, izleyicisi belli yaş grubunda, belli siyasi görüşte ya da belli kutuplaşma eğiliminde. Biz aslında bu mediumları kullanarak sesimizi internette yanlış bilgi problemini daha fazla duyurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla mecralara uygun içerikler üreterek oralarda bulunmaya, yer tutmaya ve nasıl oluyorsa, nasıl yapabiliyorsak o şekilde insanları her zaman internetteki yanlış bilgi sorununa karşı uyarmaya çalışıyoruz ve buna da devam edeceğiz. Peki, sosyal medyada çok fazla tweet atıldı, çok fazla paylaşım yapıldı bu teyit.org'un Modyo TV'de yer alacağına dair. Siz hangi kesimlerden tepki aldınız tam olarak? Valla her kesimden tepki aldık. Her zaman söylediğimiz bir şey zaten. Teyit.org'u kurarken de herkesin bizi pamuklara sarıp koruyup kollayacağını düşünmüyorduk. Böyle bir amacımız da yoktu. Herhangi bir kesimin bizi inanılmaz sahiplenmesini ya da bizim o kesimin sözcülüğünü yapacağımızı hiçbir zaman iddia etmedik ve bunun da hiçbir zaman savunuculuğunu da yapmadık. Biz internetteki yanlış bilgiyi olduğu gibi tüm çıplaklığıyla internette yaygınlaşan bilgiyi viral olduğu için sürekli yayınlayan bir kuruluşuz ve arkasındaki politik gerekçelere de bakmıyoruz. Zaten internette bunu anlamanın yolu da yok açıkçası. Yani örneğin referandum zamanında yayılan yanlış bilgileri düşündüğümüzde evetçi gibi gözüken hesapların evetçilere yönelik karşı propaganda yaptığını, aynı şekilde hayırcı gibi gözüken hesapların hayırcılara karşı propaganda yaptığını fark ettik. Dolayısıyla aslında insanların görmüş olduğu hesapların arkasında bulunan kişiler gerçekten o hesaplardaki isimler kadar net olmayabilir. Biz bunun da farkındayız. Dolayısıyla söylemeye çalıştığım şey şu, biz iki gün boyunca hem AK Partililerden terörist olduğumuz eleştirisini hem sol cenahta bulunanlardan AK Partili olduğumuz eleştirisini alarak aslında bu kutuplaşmış iki tarafı bir araya getirmeyi başardık ve onların hayatlarında belki ilk defa teyit nefretinde birleştiğini görme şansını elde ettik. En azından belli yerlerde bu kesimler bir araya gelebiliyorlar demek ki bu bizim için bir başarı. Evet, teşekkür ederiz Atakan Bey, gayet iyi açıkladınız. Yolunuz açık olsun diyelim. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Evet, bugün Mehmet Atakan Foça ile Teyit.org'un İstanbul toplu taşıma araçlarında başlamadan biten öyküsünü konuştuk. Sanırım yanlış haber kampanyalarının ve sosyal medyaya hakim olan linç kültürünün ne gibi sonuçlar doğuracağına bir kez daha şahitlik etmiş olduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.